Kartalları evcilleştirmek oldukça zahmet ve zaman isteyen bir iştir. Bunun için eğitimlere yavruyken başlamak gerekir. İnsanlarla havalar da ısınmak bilmedi bir türlü. Evde oturmaktan sıkıldım. Baksana, güneş ne güzel parlıyor. Yakında bahar gelecek. Rahatlıkla yakalar. Kartalı evcilleştirmek için en kolay yol yaparak onu birkaç gün uykusuz bırakmak. Kartallar. Kartallar mı? Tavuklara saldıracaklar. Selim. Yakalayacağım sizi kartallar. Gelin bakalım. Hadi şimdi gelin. Selim, beğendin mi yaptığını? Kartalları kaçırdın işte. Ama tavukları kurtardın. Kartalları yakalasaydık bir daha tavuklara saldıramazlardı. Ya bir daha gelirler mi? Hava soğuk. Yiyecek bulamamışlar besbelli. Tekrar gelme olasılıkları yüksek. Anlaşılan yeni bir şeyler icat ediyorsun. Aha. Ne olduğunu sorabilir miyim? Öyle önemli bir şey değil. Kartalları kaçırmak için sadece. Canları yanacak mı? Yok canım. Olur mu öyle şey? Korkacaklar sadece. Ben tavuğu yakalayacağım. Sen etrafı kolaçan et. Anlaşıldı, tamam. İşte bu. Baba, diğeri de geliyor baba. Dikkat et, bu bir tuzak. Nasıl bir tavuk bu böyle? Taş sanki. Hadi cici kartalcık, sen de gel yuvana. Gelme üstüme, gelme. Baba, baba, kartal gidiyor. Ne güzel, güneşli bir gün. Ama güneş hiç içimi ısıtmıyor. Olsun, nasılsa yakında bahar yine gelecek. Baksanıza dallar ne güzel yeşermiş çiçekler. Oh. Bu bir kartal. Bu bir yaralı kartal. Ne? Yaralı mı? O kartalı yakalasaydım şöyle bir... Ne yapardın Selimciğim? Kafese koyardım tabii ki. Kartallar kafeste yaşayamaz ki tatlım. Babam da diğer kartalı koydu Selim. Evet Ahmet, senin maksadın ne? Öğrenebilir miyim? Ben kartalı... Evet. Ben kartalı evcilleştireceğim. Evcilleştirmek mi? İyileşecek mi? Yakında bir şey kalmaz. Bir kartalı hiç bu kadar yakından görmemiştim. Çünkü bir serçe asla bir kartal gibi yükseklere çıkamaz. Bu benim için büyük bir şans. Ay ne kadar görkemli ve büyük değil mi? Ama yaralı. Ve onu tedavi eden sensin. Demek ki sen ondan daha güçlüsün. Benimle dalga geçmeyin. Bir ona bakın bir de bana. Ben ne yaparsam yapayım onun gibi güçlü olamam. Kartalları evcilleştirmek oldukça zahmet ve zaman isteyen bir iştir. Of, işim iş. Ama buna değer. Ya.
Evcilleşmiş bir kartal av hayvanlarını rahatlıkla yakalar. Ne? Yaşasın. Artık fırfırada ihtiyacım kalmaz. Kartalı evcilleştirmek için en kolay yol başında gürültü yaparak onu birkaç gün uykusuz bırakmaktır. Sonra her istediğinizi yapan evcil bir kartalınız olur. Çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Hayatımı kurtardınız. Bir kartala hizmet etmek bizim için bir zevkti. Yiyecek ister misiniz? Size ne ikram edelim? Teşekkür ederim. Gitmem lazım. Hayır, olmaz. Bu halde hiçbir yere gidemezsiniz. Kardeşimin başı dertte. Onu kurtarmak zorundayım. Umarım geç kalmamışımdır. Ama dinlenmeniz lazım. Bu halde çok fazla uçamazsınız. Ya kardeşim ne olacak? Düşünelim bakalım. Sen hiç merak etme arkadaşım. Serçe kuş kardeşini kurtarmanın yolunu bulacaktır mutlaka. Serçe kuş mu? Bu imkansız. Kusura bakma ama küçücük bir serçe bir kartalı nasıl kurtarsın ki? Doğru. Ne demek doğru? Sizi kurtardı ya. Kardeşinizi de kurtaracaktır. Siz sadece bize nerede olduğunu söyleyin. Pekala. Fırfır. Fırfır tut oğlum. Sen anca topla. Gel benimle. Kartalın başında sabah akşam bağıracaksın, anlaşıldı mı? Hiç susmadan. Kafasını karıştırana kadar. Sonra da artık o benim av kartalım olacak. Sen de top oynamaya devam edersin. Bu anlattığın bizim avcının bahçesi. Ben onun elinden kurtulmayı başarmıştım. Sahi mi? Tabii. Sevgili arkadaşlarımın sayesinde. Umarım kardeşimi de oradan çıkarabilirsiniz. Küçük bir serçe kuş olsam da elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Siz kendinizi üzmeden güzelce dinlenin. Yiyecek içecek hepsi şurada. Görüşmek üzere. Güle güle. Kardeşim dönünce burada mı yaşasak acaba? Kendimi kral gibi hissettim. Olamaz. Yok. Yok, burası giderek kalabalıklaşıyor. Acilen taşınmalıyım. Of, of. Ussana kardeşim artık. Kafamı şişirdin. Yapmak zorundayım. Sahibim öyle emretti. Karşında bir kartal var. Bir köpek bana bağıramaz, anlaşıldı mı? Kafeste olan sensin, ben değil. Kafeste olsam bile özgür olan benim. Seninse bir sahibin var. Yakında o senin sahibin olduğunda ben özgürce top oynayan bir köpek olacağım. Yeter, yeter! Sus, dayanamıyorum. Fırfır ne yapmaya çalışıyor? Sanırım kartalın başında nöbet tutuyor. Fırfır başında beklediği sürece onu oradan çıkarmamız imkansız. İmkansız olmadığını ispatlamak zorundayım. Yeter artık! Kes bağırmayı. Kafam kazan gibi oldu. Amaç da bu ya. Kafanı kazana çevirmek. Buradan bir çıkayım, seni mahvedeceğim. Çıktığında kuzu gibi olacaksın. Sessiz ve uysal. Olamaz, bittim ben. Hiçbir şey düşünemiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Vallahi kafam şişti. Sıkıldım arkadaşım. Vazgeçelim bu işten. Fırfırın gideceği yok. Kartala da zarar vermiyorlar nasılsa. Bizimki iyileşsin, kendi kurtarsın kardeşini. Değil mi toycuğum? Olmaz. Biliyorsunuz bu bir onur meselesi. Bir fikrim var. Yarın sabah avcı bahçeye çıktığında ona görüneceğim. O da beni yakalamaya çalışacak. Doğal olarak bunun içine fırfırı üstüme salacak. O sırada siz de gidip kafesi açacaksınız. Ama bu çok tehlikeli. Haklısınız. Siz bu işten vazgeçebilirsiniz arkadaşlar ama ben söz verdim. Bizim için değil, senin için tehlikeli. Ya sana bir şey olursa? Merak etmeyin, ben kendimi korumasını bilirim. Fırfır. Yeter. Yeter, yeter. Yalvarırım, yapma artık. Bak, benim de bağırmaktan sesim kısıldı arkadaşım. Biz şikayet ediyor muyuz? Çocuklar, uyanın. Vakit geldi. Kahvaltım hazır mı? Ay, biraz daha uyusak. Arkadaşlar, uyanın diyorum. Avcı henüz uyku sersemiyken bu işi halletmemiz lazım. Pekala, uyanmayacaksanız ben giderim o zaman. Tamam, kalktım. Ama ben aç karnına kendime gelemem ki cıvcıkcığım. Nasıl gidiyor Fırfırcığım? Aferin Fırfır. Gece boyu bizi de uyutmadın ama sanırım beklediğimize değecek. Gidiyorum arkadaşlar. Siz de işaretimi bekleyin. Tamam, dikkatli olun.
Bu da ne? Bu bir serçe. Bu bizim serçe. Ne arıyorsun sen burada? Git başımdan serçe. Seninle uğraşamayacağım sabah sabah. Serçe kuşla ilgilenmiyor. Ne yapacağız? Serçe kuş daha da yaklaştı. Ne yapmaya çalışıyorsun serçe? İşimiz var, seninle ilgilenemeyeceğim. Of, neden beni yakalamaya kalkmıyorlar? Daha fazla dikkat çekmeliyim. Hey fır fır, gelsene buraya. Tam gününü buldun serçe. Gitsene buradan. Ne oluyor bunlara? Hadi ama şaşkın köpek, gel de beni yakala. Göbüş, madem serçe kuşla ilgilenmiyorlar, belki sen dikkat çekebilirsin. Şuraya geç, oradan kendini göster. Serçe kuş fırfırı oyalarken ben de kafesi açayım. Tamamdır. Aç karnına pek anlamadım ama. Tamam, sen kaşındın. Şimdi yakalayacağım. Fırfır, gel buraya. Orada gördüğüm şey de ne? Arap tavşanı. Bunlar yine bir şey karıştırıyorlar galiba. Fırfır, serçeyi bırak. Arap tavşanı orada. Aman, geliyorlar. Oh, nihayet. Oh, sonunda. Gitti ama kafamı bir türlü toplayamıyorum. Kartal, hazır ol. Seni kurtarmaya geldik. Kurtarmaya mı? Beni kimse kurtaramaz. Hadi ama, acele et. Ben kimim? Ne? Sen kimsin? Sen kartalsın, ben de toykuş. Seni kurtarmaya geldim. He? Doğru ya, ben kartalım. Bir kartalım. Hadi gidelim. Ha? Oradaki toy kuş kartalı kaçırıyor. Fırfır, bırak artık tavşan peşinde koşmayı, buraya gel. Olamaz, yine mi? Bir daha karşıma çıkarsanız hepinizi mahvedeceğim. Size nasıl teşekkür etsek azdır. Kardeşim, avcının kölesi olmaktan sizin sayenizde kurtuldu. Rica ederiz. Ne demek? Görevimiz. Serçe kuş, sana ön yargılı davrandığım için affet beni. Küçük de olsan cesaretin ve gücün yürekten geldiğini öğrettin bana. Senin hikayeni bütün kartal sürüsüne anlatacağım. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle.